Biz size bu programda insan hikayeleri anlatıyoruz. Aslında en temelde sorduğum bir soru var. Siz en derinde nasıl bir insansınız? En güçlü olduğunu hissettiğin zaman en büyük dayak yiyorsun. Ailede liseden sonra okuyan kız çocuğu yok. Yani o günün coğrafyasında o çok normaldi. Öbürü mücadele gerektiriyordu. Neyin hayalini kuruyordunuz? Üniversiteye gitmeyi. Kendi şehrinin dışında okuduğu bir model yoktu. Kız çocukların gözünde acayip görüyorum. Benim sizden hiç farkım yok. Dolayısıyla çalışınca oluyor, sevince oluyor. Kadından mühendis olmaz yargısı var bu kez. Yemek bittiğinde dediler ki bayanlar bulaşık yıkasın. Ben üniversiteyi erkeklerin bulaşığını yıkamak için bitirmedim. Ben yıkamam dedim. Aile içi şiddet olayı duyduğunuzda, bir çocuk zarar gördüğünde nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Ben o olabilirim demezsen zaten sahicilik kalmıyor. İçinde bulunduğunuz her şeyle ilgili vicdanen rahat mısınız? Hatalar var, yanlışlar var ama iyi niyetle ve gayretle iş çıkarma var. Bugün o mücadeleleri biz vermeseydik bugün buralara gelinmeyecekti. Hoş geldiniz Katarsis'e. Biz size bu programda insan hikayeleri anlatıyoruz. Aslında en temelde sorduğum bir soru var. Hem burada koltukta karşımda olan konuklarıma hem bizi izleyenlere. Siz en derinde nasıl bir insansınız? Herkes bunu düşünsün istiyoruz. Çünkü aslında bu sorunun cevabını bulduğumuzda kendi varoluş amacımızı anlarız. Kendimizle kavgamızı bitiririz. Kendimizle kavgamızı bitirirsek dünyayla da barış içerisinde yer alırız. Siz nasıl bir insansınız sorusunu sormak için konuklarım oluyor karşımda. Fatma Şahin bu ülkede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptı. O Türkiye Belediyeler Birliği'nin başkanı oldu. Gaziantep'in ilk kadın belediye başkanı oldu. Aynı zamanda isminin başında birçok sıfat var. Ama tüm rütbeleri kaldırdığımızda, bütün siyasi sıfatları bir kenara bıraktığımızda Özde nasıl bir insan? Bugün onu öğrenelim istiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Kendini açabilen, eşiyle, dostlarıyla, duyguları üzerine konuşabilen biri misiniz siz? Çok rahat. Her şeyi çok rahat paylaşabiliyorum. Kişiliğim de o. Kalbimden geçeni paylaştığım zaman o. Yani çok ciddi ben oluyorum o zaman. Öbür türlü ben olmuyorum. Peki çok gerçekten bazen sert virajları olan koltuklarda oturdunuz. Hayatın zorlukları, fırtınaları, siyasi roller üstünüzde. Hiç psikolojik destek aldınız mı? Yok almadım. Ama çok dua ederim. O beni çok rahatlatır. Onu soracaktım tam. Duayı söylediniz. Gerçekten kendi kendinize kaldığınız zamanlarda kendinize destek verme biçiminiz nasıl? Eşimle sohbet. Çok rahat onunla her akşam günü değerlendirir. Onun çünkü şeylerine çok inanırım. Yorumlarına bazen böyle ikilem yaşadığım noktada sen ne diyorsun ne yapayım dediğim noktada ona çok güvenirim. Peki Fatma Hanım hayat üstünüze geldiğinde bazen haksızlığa uğradığınızda ya da bazen kötü haberler zor anlar yaşadığınızda kendinize bir destek cümlesi istesem ne dersiniz kendinize? O sırada akşamları Mümin Sarıkaya ben yoruldum hayatı dinliyorum. O zaman biraz daha rahatlıyorum. Yorgunluğunuza eşlik edebilen bir şarkı var aslında. Evet, evet. Musiki rahatlatıyor. Ben programın başında da söyledim ama sizden bir iki cümle isteyeceğim. Bütün roller, kimlikler, sıfatlar gittiğinde en temelde sen kimsin sorusuna nasıl cevap verirsiniz? Aşırı mükemmeliyetçi, aşırı çalışkan, aşırı sorumluluk sahibi, aşırı başkalarını düşünen bir kişilik. Aşırı yorucu, kendimi yoruyorum yani. Peki nasılsınız bununla? Alıştım yaşamaya. Mesela her programda, her önemli. Daha doğrusu her gün eşime diyorum ki bu çok önemli. O da diyor ki bana yıllardır hepsi çok önemli senin için, hepsi çok önemli. Ama o bana amatör bir ruhla, profesyonel hayatta daha dayanıklı kalmayı ve o şeyi gördüm. Başarıda ince ayrıntılar çok önemli. Orada kendini iyi hazırlamak çok önemli çünkü en güçlü olduğunu hissettiğin zaman en büyük dayak yiyorsun. O yüzden sürekli ne olabilir, eksik ne var, arkayı nasıl toparlayabilirim, buradan olabilecek tehlikeler neler? Biraz siyaset de öyle bir şey yani öngörü. Aslında bunu biraz film seyrederken de görüyoruz. Mesela eşimle birlikte film seyrederken çocuklarına diyorum şu şöyle olacak. Nereden anladın diyorlar. Aslında biraz o öngörüye karşı tedbir alma. Olabilecek en kötüye karşı ciddi bir tedbir alarak o kötü yaşandığında koruyucu önleyici tedbiri güçlü tutmak gerekiyor. Ama o yoruyor. Çok yoruyor.
Evet, yorgunluk cümlelerinizde var hep. Yorgunlukla beraber duran biri değilsiniz. Yorgunlukla beraber hep devam ediyorsunuz hikayenize de baktığımızda. Ama mükemmeliyetçilik de dediniz ya, mükemmeliyetçilik de bazen zayıf düşmemek için, aşağı düşmemek için çok uğraşırız. Hep böyle sıkılmış bir yumruk gibidir sıkı sıkı hayatın içerisinde. O Ben Yoruldum Hayat şarkısında evet. da olduğu gibi aslında. Siz düşmeye de izin veriyor musunuz hiç kendi içinizde? Yenilmeye, bırakmaya? Çok az. Yani o olduğu zaman hemen yeniden çok hızlı bir toparlanma süreci yaşıyorum. Bir de fiziki yorgunluk değil benimki. Çok mücadele ettiğin halde anlaşılamamak. Ya bunu hak etmiyorum demek. Bir gönül yorgunluğu olabiliyor. Ama çok hızlı toparlıyorum. Çok hızlı. Sabahleyin yeniden Bismillah deyip yeniden yeni güne yeni heyecanla başlıyorum. Zaten o duyguyu kaybetsem alanda bu kadar uzun süre kalmam çok zordu. Alana girmek çok zor, alanda kalmak çok daha zor. Bazı duyguları soracağım. Mutlaka duruma göre değişir ama siz bu duyguları yaşadığınızda genelde ne yaparsınız? Tek cümleyle cevap vermenizi rica edeceğim. Çok üzüldüğünüzde. Dua ederim. Çok korktuğunuzda. Çok çalışırım. Çok kızdığınızda. Eskiden çok hızlı tepki veriyordum. Şimdi 50'li yaşlarda durmayı öğrendim. Kızan kaybeder çünkü. Utandığınızda? Utanacak iş yapmamam gerektiğini çıkarıyorum. Peki çok mutlu olduğunuzda, içiniz içinize sığmadığında? Çok çabuk gülerim ben. Onu da çok belli ederim. Mutlu olduğum çok belli olur yani. Nefret ettiğinizde? Onu da bakışlarımdan anlaşılıyor. Onu gizleyemiyorum. Konuşmuyorum ama bakışlarım çok belli oluyor. Peki sizinle bir hafıza testi yapalım. Hayatınızın farklı dönemlerine gideceğim. İlk aklınıza gelen cevabı vermenizi isteyeceğim. Doğduğunuz evin kapı numarası neydi? Hiç hatırlamıyorum onu. İlkokulda sıra arkadaşınızın adı soyadı. İlkokuldaki sıra arkadaşımın adı yine Adaşım'dı. İlk ezberlediğiniz şiiri hatırlıyor musunuz? İlk ezberlediğim İstiklal Marşı. Bir lise öğrencisiyken en büyük hayaliniz neydi? Lise öğrencisiyken iyi bir doktor olmak istiyordum. Üniversite için babanızla Gaziantep'ten ilk kez İstanbul'a geldiğiniz otobüsün kalkış saatini hatırlıyor musunuz? Akşamüstüydü. 87'de İTÜ'de öğrenciyken TRT'ye verdiğiniz röportajda tüm siyasilere sorduğunuz bir soru var. Neydi o? Acaba bu düşündükleri şeyleri yapabilecekler mi? Üniversiteyi bitirip Gaziantep'e döndüğünüz ve valizinizi bırakıp İŞKUR'a başvurduğunuz günün tarihi. 4 yılda İstanbul Tekniği, Haziran'da bitirdim. Bitirir bitirmez Gaziantep'e geldim. Günü hatırlamıyorum, Haziran ayıydı ve 87 yılıydı. Peki bir mühendis olarak Gaziantep'te başladığınız ilk işinizde, ilk maaşınızda ne yaptınız? İlk maaşımda çok enteresan o maaş skalasında mühendislere normalde verilen maaşın 2,5 katı falan bir maaş aldım. Çünkü okul çok iyiydi, yeni bir reaktif boya denemesi yapıyordu, firma iddialıydı. Bir anda çok param oldu. Ne yapacağımı bilemedim. Bir öğrencilikten çıkıp da ilk paran olduğunda. Ben ilk param olduğunda ben aileme dönerim. Kardeşlerimin ihtiyacı, annemin talebi, ailenin ihtiyacı. Peki eşinizle ilk karşılaşmanızda size ilk söylediği cümleyi hatırlıyor musunuz? Biz ikimiz aynı fabrikada çalışıyoruz. O beni görmeye geldiğinde elinde bir şiirle gelmişti. Kahramanlık şiiri bir de. Romantik bir şiir de değil. Bana onu okumuştum. Çok değişik gelmişti. Neydi bir cümlesi? Var mı aklınızda? Vallahi hatırlamıyorum da bu şiire ne gerek var demiştim. Mesela onu hatırlıyorum tek. Peki 25 Aralık atletizm koşusunda deneme esnasında yanlışlıkla sizin yerinize koşuya start veren koruma personelinizin adı? Sema. Peki Fatma Hanım, gelin en başa dönelim. Tam o doğduğunuz evi soracağım. Siz nasıl bir eve, nasıl bir aileye doğdunuz? Bizim Antep'te tipik kimlikli evler vardır, hayat dediğimiz. Hayatta bahçeye girersiniz mutlaka bir ağaç vardı, dut ağacımız vardı, asmamız vardı. Bir de mutlaka bir kuyunuz olur, su çekeceğiniz. 2 katlı evde, Antep Keymık taşında, çıkmaz sokak, giriyorsunuz işte 20-25 tane kapı yan yana. Komşuluk olağanüstü. Çıkmaz sokaktaki herkes senin ailenin bir parçası. O büyük mahalle, büyük aile. İçeriye girdiğiniz zaman da nine ve dede, büyük aile yine altta yaşıyor. Her odaya da bir oğlan evleniyor. Onun bir odası var. Ama bütün her şey hayatta geçiyor bahçede. Bütün bir ortak mutfak var, ortak tuvalet ve lavabo var. Bütün hayat o hayat ve ninenin ve dedenin yanında geçiyor. Yemekler orada yeniyor, hayat orada. Sonradan yatmak için yukarıya çıkıyorsunuz.
Böyle bir evde doğdum ben. İşte kedilerin, köpeklerin, hatta tavşan beslediğimiz bir bahçemizde büyüdük. Ve en çok hatırladığım şey damda yatarken yıldızları seyretmekti. Evlere hayat deniliyor. O avlulu evlere, evet. Kalabalık aileler, üst kuşaklar da var anladığım kadarıyla. Kaç kardeştiniz? Biz üç kardeşiz, en büyük benim. Siz en büyüksünüz ve hayattan mesela ne güzel bir hayata doğuyorsunuz doğru. Aslında. O damda yıldızları seyreden çocuğu bir hatırlayın isteyeceğim. Neyin hayalini kuruyordunuz? Üniversiteye gitmeyi o sırada en büyük hayalimiz oydu, okumak. Çünkü hep erkekler, amcamın çocukları çok güzel okudu. Erkek çocuklar zaten aile orada okumaya alışmıştı. İstanbul'da çapayı kazandılar. İstanbul Üniversitesi çok başarılı. Ama bir kızın kendi şehrinin dışında okuduğu bir model yoktu. Onu biz de başardık. Bizden sonra devam etti zaten. Bunu soracağım özellikle biraz sonra. Çünkü bu aslında bir gerçek anlamda sadece kendinizi değil, kendi ailenizi de dönüştürme hikayeniz. Erkek çocuklarının okumaya teşvik edildiği, kız çocuklarının liseden sonra çok okumadığı bir ailede belki bugünkü mükemmeliyetçiliğinize de yansıyan bir mücadele başlıyor o dönemler. Sorayım, çocukluktan hatırlayın. Nasıl bir anne? Anne çok mücadeleci, aşırı çalışkan. Biraz karakter olarak bize benziyor ve bize hep işinizi iyi yapma üzerine disiplinli. O günün şartlarında babamın tek başına maaşı yetmediği için İstanbul'a gitmek, İstanbul'da okumak. Bizim Antep işimiz vardı, nakış. Nakış işleyip aile ekonomisine destek veren. Bir taraftan da çok şey, ilişkileri çok sıcak, komşuluk ilişkileri, akrabalık ilişkileri. Sürekli evin içerisinde gelenin gidenin bol olduğu, sürekli işte köftelerin yapılıp gastronomi memleketi olunca da paylaşma, yaptığın her şeyi komşuyla, akrabayla birlikte yeme, birlikte oturma, yuvalama mesela, birlikte yuvalama, birlikte paylaşma. Böyle bir aile, böyle bir anne. Peki otoritesi nasıl bir anne ya da şefkati nasıl bir anne mesela? Hem şefkatli hem otoriterdi. Baba mesela daha normalde evde babalar daha otoriter olur. O çalışmanın getirdiği disiplini de beraberinde evde hissederdik her zaman. Peki sohbet edebilen bir baba kız mıydınız siz? Babamız da her zaman evet, böyle bir şeyimiz yoktur yani. Şunu tam tersi, anneye söyleyemediğimiz o disiplinli yanımız babamız da tamamlayarak. Genelde tam tersi olur. Bizde de baba da çok rahat konuşup bir izin alacaksak annemizi ikna etmesi yönünde babamıza söyleyerek bunu yapardık. Demişsiniz ki en büyük çocuksunuz ve annemin ilki olacağımı dağlardaki ülke olayım. O bir deyim. Güzel evet, bir evet, deyim. Evet. Evet, ailenin büyüğü olmanın yükünden de bahsediyorsunuz aslında. Evet. Ne demek sizin için bu deyim? Kardeşlere destek olma aslında. Çabuk hayata atılma. Mesela ben ikinci sınıftayken kız kardeşim de Ankara eczacılığı kazandı. Dolayısıyla bir an önce hayata atılmak, bir an önce parayı kazanmak, bir an önce kardeşlere destek olma ağırlığı o. Aslında bir sorumlulukla büyüyorsunuz evet. Böyle baktığımızda. Bugün sizi bir siyasi kimlik olarak çok sempatik kılan bir şey var. R'leri söylemiyor evet. Olmanız. Çocukluktan da hatırlar mısınız o R'leri söylemeyen kız çocuğunu? Hani konuşurken, insanlarla iletişim kurarken nasıldınız siz? Kafaya takar mıydınız mesela yoksa sever miydiniz konuşmanızı? Anlaşılmadığım zaman sinirleniyordum bir şeyi birkaç defa söylediğim zaman. İşte bunu nasıl düzeltecek dediğimizde dilimizin altında kalem koyup işte R'yi söylemeye çalıştığımda işte dilimi yuvarlatıp R çıkarmaya çalıştığımda çıkmadığını gördüm. Çok mücadele ettim ama çıkmıyor. Çıkıyor, yapacak bir şey yok. Sonra bunun nedenini kendime göre bulmaya çalıştım. Dil altındaki bir bağlantı borusunun bende kısa olduğunu gördüm. Yapacak bir şey yok. Bununla birlikte yaşamak ve bunu sevmek gerekiyor. Öbür türlü daha tehlikeli. Onu düzeltmeye çalışmadım çünkü olmuyor. Biyolojik bir şey, onu da gördüm mühendis olarak. Böyle yaşamam ve bundan kaynaklı olan bir sorunun olmayacağını düşünerek barıştım onunla. Ne güzel ki zaman içerisinde size ait bazen kendinizde kızdığınız bile bazı özellikleri bütünleyerek, bütünleşerek büyümüşsünüz hayatın içerisinde. Çok çaba gösteriyorlar çocukları için anne baba. O günün imkanlarında çok da çalışıyorlar aslında. Hep söylüyoruz, daha önceki konuklarımızla da konuştuk. Erkek çocuklarının daha okumasının kıymetli bulunduğu coğrafyalarda
Böyle bir mücadeleyi vermek de başka bir şey aslında. Doğru. Siz de aileye katkı sağlamaya başlıyorsunuz daha çocuk yaşlarından itibaren. Evet. Ne yapıyordunuz? Lisedeyken annemle beraber nakış işledik biz. Üniversite dershanesine gitmek için. Yazın işte annemin işlediği nakışlardan bize yardımcı oluyorduk. Sonra üniversiteye gittiğim zaman, İstanbul'a geldiğim zaman da bir anketör firmasında yarım gün part time hem okuyarak hem de çalışarak aileye destek olmaya başlamıştık zaten. Yani hayatımız boyunca o şeyi oluşturduk. Hem eğitim hayatının devam etmesi hem aile ekonomisine destek olacak ek işler yapmak. Hep arkada şöyle bir bilgi var, bir cümle gibi. Ailede liseden sonra okuyan kız çocuğu yok bilgisi. Size nasıl hissettiriyordu ergen bir kız çocuğu olarak bu bilgi? Normal çünkü ortamda yok. Yani Anadolu'da kızlar daha o sürede şeye yeni başlamışlardı, liseyi bitirmeye. Her şehirde bir üniversite olmayınca o zaman şehir dışına gitme oranı çok düşük oluyordu. Yani o günün coğrafyasında, o günün ikliminde çok normaldi. Öbürü mücadele gerektiriyordu. Peki hazır mıydınız o mücadeleye o yaşta? Evet. Çünkü bir yandan sadece bir okul okumak değil, bir sistem değiştirmek gibi sizinki. Tabii. İstanbul'da okumak bile ikinci bir mektep. Ayrı bir şey yani, ayrı bir dünya. Zor bir üniversite. Başka bir şehirde yaşam kendi içinde zaten o kadar çok şey öğretiyor ki. Ayakta kalmayı, tek başına yaşamayı, bunlar hep o kişiliğin güçlenmesini ve hayatla baş etmeyi öğretiyor size. Bir yolculuk var. Babanız da sizinle beraber geliyor. Gaziantep'ten İstanbul'a bir otobüs yolculuğu. Artık İTÜ'yü, kimya mühendisliğini kazandınız ve yoldasınız. O yolculuğu soracağım. Bir ne olur bir dakika gidin o ana, o otobüs koltuğuna. Nasıl hisseden bir Fatma vardı orada? Şimdi orada iyi bir üniversite kazanmışız. Okumamız gerekiyor ama çok belirsizlikler var. Yurt çıkmamış, kalacak yer yok. Bir gidelim, bir bakalım dediğimiz noktada en önemli yaşamdaki dönüm noktalarından biridir o. Yurt çıkmadığı zaman babam saat tamirciliği yaptığı sırada kuyumcu olan aile İstanbul'da taşınmıştı ve orada bir üretim yapıyordu. Babam oraya gidiyor. Beraber gittik daha doğrusu. İşte dediler ki ya nasıl olacak? Okul çok iyi. Yurt yok, kalacak yer yok. O zaman dediler ki bizim olduğumuz, kaldığımız evin alt giriş katlarında pansiyon gibi bir oda, küçük bir lavabonun, tuvaletin olduğu odalar var. Yurt çıkana kadar gelip bizde kalabilir dediler. O en önemli kısımdır çünkü o zaman eğer öyle o teklif olmasaydı ve o izin verilmeseydi dönmek zorunda kalacaktım. Çünkü başka öyle bir özel yurtta gidip kalacak durum falan olmadığı için. O kararla birlikte işte yaşamın akışı, çünkü hepsi diplomayla alakalı. Diploma olmadan bu makamlarda ayakta kalmak, başarmak çok zor. Gerisi ondan sonrası en önemli kısım oydu. 2 yıl sonra yurt çıktı. Yurt çıktıktan sonra zaten yurda geçtik. Başlarda Fatma Hanım o umutsuzluk döngüsü de var. Yani ben nerede kalacağım, okuyabilecek miyim? O ailenin yanındaki o odadasınız artık. Tam o dönemde de soracağım. Yani ben bugün zamanlar birbirine girse, sokakta yürürken o dönemin İstanbul'unda sokakta okula giden, o evde kalan genç kızı görsem, nasıl bir genç kız görürüm sizce? Heyecanlı ve çalışkan. Bugün zaten geçerken U2 diye Oktaköy'e gittiğimiz otobüs vardı. Beşiktaş'ın önünden geçerken ona baktım. Sabahleyin Yıldız Tekne'ye gittik hocayla. İşte teknoparkları çalışalım, akıllı şehirleri çalışalım diye durakta beklediğim otobüs durağındaki günlerimi hatırladım. İşte heyecandan çalışan, gayret eden bir mücadeleci birisi. Peki yani mutlaka hayat büyütüyor ama bugün sizde olan hangi özellik o genç kızda yoktu hayata karşı? Sabır. Şu an çok daha sabırlıyım. Hayat denilen bir evde büyüyorsunuz, Gaziantep evlerinden birinde. Aileniz hep yanınızda, hem de kalabalık yani dedeler, nineler, kardeşlerle birlikte. İstanbul'a geliyorsunuz ve aylarca aileyi göremediğiniz zamanlar başlıyor ve mektuplaşmalar başlıyor. Telefon ve mektup. Telefon ve mektup. Biraz hatırlayın isteyeceğim. Ne yazardınız o mektuplarda? Babanız size nasıl dönerdi? Hiç karşılıklı birbirimizi ne kadar sevdiğimiz, ne kadar özlediğimizi, o iki mektup arasındaki olan şeyler, ailede olan şeyler, neler yaşanıyor. Bizim İstanbul'daki yaptıklarımız, işte o derslerimiz,
Onlar hep yaşam hikayesi. Baba o zamanlarda ya da anne sevgisini nasıl yazardı? Hangi cümlelerle? Direkt net bir şekilde evet özlediğini, sevdiğini, kıymetli olduğumuzu hissederek büyüdük hep. Siz peki o mektuplarda duygusunu dökebilen bir genç kız mıydınız? Yoksa hani biraz sansürleyen ya da daha katı duran mı? Yok, olanı anlatıyordum da arada yazı farkı vardı. Birinin yazısı inci gibi çok güzel. Ben de çivi yazısı gibi hiç okunmayan bir yazı. Bir türlü onu düzeltemedik. Peki, işe başladığınız dönemlerde kadından mühendis olmaz yargısı var bu kez. Bir taraftan da gerçekten meslektaşlarınıza ya da çalışma arkadaşlarınıza çay getirilirken size çay da getirilmediği bir dönem var. Evet yani işte 80'li yılların Türkiye'de özel sektörde kadının daha yeni giriyor. Mühendislik daha yeni. Ustalar üzerinden giden bir yapı var. Mühendisler mühendisliğini kanıtlamaya çalışıyor. Kadın mühendis hiç beyinde yok. Hatta ilk iş yerimde bir laboratuvara aktif boya denemesi yapıyoruz. Öğle vakti yemek arası verildiğinde tabldotla yemek geliyor. Yemek bittiğinde dediler ki bayanlar bulaşık yıkasın. Ben o sırada dedim ki ben üniversiteyi bloktaki erkeklerin bulaşığını yıkamak için bitirmedim. Ben yıkamam dedim. Yani zaten 6 ay sonra da ayrılıp öbür tarafa daha büyük bir firmaya geçtim. Yani o dönemlerden baktığınız zaman bir mücadele. Bitmeyen bir mücadele ama işte şimdi binlerce özel sektörde çalıştığım, bıraktığım firma tam bir eşitliğin sağlandığı, işin ehline verildiği, asla cinsiyetçi bir bakış açısının sağlanmadığı, olmadığı bir yer. Ama o gün o mücadeleleri biz vermeseydik bugün buralara gelinmeyecekti. Yani bu meselenin ehliyet olduğunu, insanların cinsiyetine göre davranılmaması gerektiğini ve iyi bir mühendissen kadın erkek farkının olmadığını, verilen mücadelenin bu olduğunu gösterdik. Hamdolsun şu anda da çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Bir dönüm noktası soracağım size. Hayatınıza dair orası benim için kırılma anıdır, kırılma noktasıdır diyeceğiniz geçmişe baktığınızda an hangisi olur sizce? Birinci kırılma anı bu yurdun çıkmayıp eve geçmesidir. İkincisi de kurucu olmaktı. Çünkü tamamen değişti. Bir teknik, biz toplumun içinde konuşma falan değil. Boyahanede yeni bir Almanlarla, Alman mühendislerle çalıştık. O sırada evlendim, iki tane bebeğim oldu. Hem kariyer hem çocuk yapmanın özel sektörde ciddi zorlukları var. Onu başardık. Ama en önemli kısım o 15 yılın sonunda bizim eşimle beraber girip AK Parti'ye kurucu olduğumuz gündür. O önemli bir kırılma anıydı. Çünkü 10 aylık partiyken erken seçim kararı alındı. Zaten benden başka da kadın yoktu. Yani potansiyel aday olduk. Çünkü o gün o giriş bizi başka bir kulvara, başka bir alana götürdü. Bugün dönüp baktığınızda iyi ki diyor musunuz buna? İyi geliyor çünkü yaptığım işi çok severek yapıyorum. Çok zorlukları var. Ama severek yaptığım için hem dayanırsam başarırım diyorum. O dayanma gücü. Dayanırsam başarırım. O beni sürekli şey yapıyor. Kız çocukların gözünde acayip görüyorum mahallelerde. Artık hedef büyüttüler. Artık başkan olabilir, artık vekil olabilir, artık bakan olabilir. Çünkü ben onlara kendi hayatımı anlattığım zaman benim sizden hiçbir farkım yok. Ortalama bir Anadolu'daki evdeki bir kızdan hiçbir farkım yok. Dolayısıyla çalışınca oluyor, sevince oluyor, çabalayınca oluyor. Asla ümitsizliğe düşmeyin. Bak ben başardım, siz de başarırsınız. Bu onlara çok motive ediyor. Orada bir yol arkadaşınız da var. Ona da buradan selamımızı gönderelim. Eşiniz. Evet. Bu en baştaki hafıza testinde sorduğum şu hikayeyi gerçekten merak ettim. Aynı iş yerinde iki farklı birimde çalışıyorsunuz. Size karşı duyguları oluşuyor eşinizin ve size bir kahramanlık şiiri evet. Okuyor. Siz anlatır mısınız detaylı? Şimdi bir eğitim müdürümüz vardı. O haber getirdi. Dedi ki ya İzzet Bey, 6. fabrikadaki arkadaşımız, eşim Malatyalı. Enişte öğretmen, eniştenin tayini Antep'e çıkınca kendi geliyor. Evi taşırken burada mühendis olarak işe başlıyor. İşte niyeti ciddi ve sizinle tanışmak istiyor diye ilk haber geldi. Ondan sonra zaten 40 günde evlendik. Çok hızlı evlendik. 40 günde? Evet, 40 nişanlandık ve 40 günde evlendik. Peki hep haberler ondan gelmiş, adımları o atmış. Siz kendisini gördüğünüzde ilk ne hissettiniz?
Şimdi orada da çok enteresan, fabrikanın içerisinde ben ilk geldi fabrikayı anlatıyorum. Çünkü kendi makineci olunca ben ona makineyi anlatıyorum, o bana bakıyor. İlk bakışları orada gördüm. Ondan sonra devam etti zaten. Peki özellikle biz bazen şey deriz, ilişkilerde hayat bir nevi tamamlanmaktır. Bazen sizde olmayan özellikleri ya da geçmişte özlemini duyduğunuz özellikleri onda bulursunuz, o da sizde bulur. Sizin aranızda ne var sizce? Güven. O önemli yani. Peki o dönemlere gitsek, siz genç bir kızsınız, o genç bir adam aslında. Çok da hızlı karar vermişsiniz. o dönemin şartlarında. Ne bekliyordunuz evlilikten, hayattan onunla birlikte? Her genç kızın beklediği gibi mutlu olmak, aile kurmak. Yani tabii iki ayrı karakter, aslında kişiliğimiz birbirimizden çok farklı. Yani tatil planlamamızda bile ben karadayım, o denizde. Ama bunu bir hayatı paylaşarak ve birbirimize çok saygı duyarak, birbirimizi benzetmeden, herkesin kendi olduğuna severek ve ona saygı duyarak yönetince oldu. Peki yani günlük hayatın ya da siyaset arenasında gördük daha önce sizi, ama mesela siz evde kızdığınızda sessizce odasına çekilen bir eş misiniz? Yoksa hakkını evde de arayan bir Fatma Şahin mi görürüz? Siz nasıl kızarsınız evde? Ya ben evde aslında tam bir ev hanımıyım. Kimse inanmıyor buna da. Bizi tanıyanlar yok başkanım diyorlar. Gerçekten öyle. Eve girdiğim zaman bir evde beklenen, benden beklenen neyse işte. Onların hepsini de yapan. Mesela beraber günlük yaptığımız şeyi paylaşırken evin içine yapmam gereken her şeyi, bulaşığından yemeğine, birlikte paylaşım içerisinde birimiz yemeği ısıtırken öbürü salatayı yapıp beraber yürüyüşe çıkıp birlikte yürüdüğümüz zaman da bütün günün özetini birbirimize anlatan bir yaşam şekli. Çok basit. Sizin ağzınızdan şeyler çıkar mı kolay Fatma Hanım? Seni seviyorum, iyi ki varsın, bak varlığın bana iyi geldi cümleleri çıkar mı? Ben söylerim, çocuklarıma da söylerim. Çocuklarıma da sürekli. Çünkü o önemli bir şey yani, çocuklarıyla arkadaş olmak. Önce kızınız doğdu. Evet. Sonra oğlunuz evet, oldu. Evet, 5 yaş fark var aralarında. 5 yıl sonra evet. İlk anı soracağım. Bugün tabii kendi kariyerinde başarıyla ilerleyen çocuklarınız var ama ilk anne olduğunuz an kaç yaşındaydınız bu arada? İşte 21 yaşında bitirdim üniversiteyi, 22 yaşında evlendim. Hı hı. 24 yaşında da anne oldum. Anne oldunuz. Kızınızı ilk kucağınıza aldığınız an, o hissi bugün dönüp baksanız nasıl hatırlarsınız? Ya odaki mücadele de çok farklı. Şimdi 7 aylık hamileyim. Cinsiyet öğrenmeye gittik. Doktor dedi ki bebeğin kalbinde aritmi var dedi. Ne demek o? Kalp sesini dinletiyor, tık 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 duruyor. Tık 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 4 defa atıyor, 1 defa duruyor. Ne yapacağız dedik. Dedi belki çalıştığınız kimyasallardan olabilir. Ben dedi sizi Hacettepe'ye göndereceğim. Ankara'da dedi bir araştırma yapılsın. Ondan sonra doktor, hastane. Ankara'da doğum yaptım. Çok zor oldu. Ondan sonra beni işte bir araştırma merkeziydi gittiğimiz hastanede. Onun kalbini düzeltmek için benim kalbime kalp ilacı verdiler. Benim kalp ritmim bozuldu falan. Sonradan bizim o doğum hikayemizden hoca profesör oldu. Bebek doğdu, hiçbir şey yok. Yani o bebek ilk doğduğunda kızım olma veya bebek olma değil de sağlıklı bebeğim oldu. Bir şey yok duygusu çok hakimdir. Aslında mücadeleci bir annenin hayatı da mücadeleyle gelmiş kızını anlatıyoruz şu anda. Aynen. Büyüyorlar çocuklar da, sonra oğlunuz da oluyor bir taraftan. Evet. Hayatın içerisinde biraz önce söylediniz ya, daha çok sizin çalışma hayatınızla birlikte anneanneyle de zaman geçiriyorlar çocukken. Mutlaka hayat tamamlamaktır. Hep söylüyorum yani, geçmişte birlikte geçiremediğimiz zamanları, benim de bir oğlum var. Hayatın devam eden süreçlerinde paylaşarak geçirebiliyoruz bazen. Ama sorarlar mıydı hiç? Anne çok çalışıyorsun. Anne biz buradayız. Ne zaman geleceksin? Ne olacak diye. Bizim çok hikayemiz var öyle. Özellikle oğlanın ergenlik döneminde. Anayasa değiştiriyoruz Ankara'da mecliste. Haftalardır sabaha karşı geliyoruz. Sabaha karşı eve gidiyoruz. Bir 15 gün hiç görmedim çocukları. Onlar okula gittiğinde ben eve yeni girmiş oluyorum. Onlar geldiğinde ben çalışmış oluyorum. Bir gün saat 4 civarıydı. Eve girdim çok da sessiz, böyle onları uyandırmayayım diye içeri girdim, baktım karşıda duruyor, uyumamış ve beni bekliyor. Şaşırdım, dedim ki oğlum baban nerede dedim.
Aa geldi ya dedi, bu saatte anne gelir mi dedi. Çocuk haftalardır beni görmediği için çok özlediğini o şekilde belirtti. Çocuk haklı. Çünkü anneyi daha çok görme ihtiyacı hissediyor ve anne evde yok. İşte o yüzden babanın orada önemi çok önemliydi yani. Onu tamamlama. Siz ne yaşardınız vicdanen böyle anlar olduğunda? Şimdi zor oluyor. Yani iki duygu birlikte, hem iyi anne olmak istiyorsunuz hem bu işi başarmak istiyorsunuz. Çok zor. Hem kariyer hem çocuk yapmanın. O yüzden aile paketi çıkarmamızdaki Aile Bakanlığı'nda o yaşadığımız zorluklardan dolayı işte esnek çalışma, süt izni, doğum izni, bebek odası, çalışan bir kadının zorluklarını gördüğüm için hep bakanlıkta o konuda destek verip çocuklarıyla, hem çocuklarıyla uğraşacağı zamanı planlamalarını sağladı, kreş desteği. Ben çok şanslıydım, anne desteği geldi. Anne desteği olmayanlar ne yapacak? O yüzden o sosyal devletin, sosyal belediyecinin, şu anda belediyecilikte yapıyoruz aynı şeyi. Mahalle kreşleri, annelere destek, çocuklarını rahat bir şekilde bırakacakları çocuk kütüphaneleri. Amacımız tamamen annenin yaşamını kolaylaştırmak. O önemli. Peki, bu bölümün adı İçimdeki Hayvan. Sizin hayattaki yaşama biçiminizi, doğada var olma biçimine benzettiğiniz bir hayvan soracağım. Hangi hayvana benzetirsiniz? Beyaz kelebeği çok severim mesela. Bana saflığı, temizliği, masumiyeti, uçmayı. Mesela bizim bir eşimle de bir beyaz kelebek hikayemiz var. Ben pazar sabahları böyle bir saat bir zaman olduğunda, pazarda çalışıyoruz. Beraber kahvaltıya, bahçeye çıktığımızda bir beyaz kelebek geçer. Bak beyaz kelebek geldi derim. Beyaz kelebek gelince, ben bahçeye çıkınca geliyor. Tevafuk, tesadüf. Oradan kendime anlamlar çıkarıyorum. İşte beyaz kelebek geldi. Bugün işimiz çok iyi olacak. Güzel bir gün olacak. Bir gün eşime dedim ki, bir hikayeniz var. Dedim ki ben rahmetli olduğumda bu beyaz kelebek geldiğinde sen ne yapacaksın? Ben tabii işte ya, çok farklı şeyler diyecek bekliyorum. Dedi ki yanımda oturana rahmetlinin beyaz kelebeği geldi diyeceğim dedim. Herkese bunu anlatıyorum, diyorlar ki ya çok dominant, hayatta biz bunu söyleyemeyiz. O bunu söylüyor ve biz beraber gülüp geçebiliyoruz bunu. Böyle bir hayat. Sizin o beyaz kelebeğe yüklediğiniz anlam ne gerçekten? Yani işte biraz önce söylediğim o aydınlık, beyaz olması çok önemli. Saflık, aydınlık, böyle bir masumiyet, çaba. Öyle bir beyaz kelebek olmak isterdim. Evet, evet. Çünkü kimseye zararı yok. Ve güzelleştiriyor, doğayı güzelleştiriyor. Kariyerinizi biraz biliyoruz. Siz de gözümüzün önündesiniz zaten. Bakan olarak da öyle, başkan olarak da öyle. Ama diğer taraftan ben daha kişisel bir soru soracağım. Siyaset sizin hayatınızda sizce neyi tamamlıyor? İnsan sevgisini herhalde. Çünkü çok zor bir alan, sevmeden yapılacak bir alan değil. Ve insanı sevince, malzemesi insan çünkü. Sermayesi insan ve insan sevgisi diye bakıyorum ben. Gerçekten özünüzü soracağım. Yani geldiği yeri, tutumunu, düşüncesini, sizinle aynı fikirde olmasını ya da muhalif olmasını bazen göz ardı ederek her insanı seviyorum diyebilir misiniz? Onu yine eşim şöyle tanımlıyor. Acayip bir humanistik var diyor. Mesela bunu milletvekiliyken de kapıdan birisi girdiği zaman bu nereden geldi, nerede doğdu, ailesi kim diye hiç bakmam. Bunun bana ihtiyacı var ve ben buna yardımcı olmalıyım. Eşref-i mahlukat olarak doğan herkes birinci sınıf vatandaş olmalı. Bu anlayışı aslında nasıl özümsedik bilmiyorum. Aileden mi, okuldan mı, işten mi? Çok ciddi özümsenmiş bir bakış açısı var. Bazen gerçekten etnik kökeninden, dininden, dilinden, ırkından, yaşam biçiminden, cinsel yöneliminden ayrıştırılan onca insan olduğunu biliyoruz biz. Ama bana siz şey diyorsunuz bu noktada. Ben önce insanla, insan tarafla ilgileniyorum yani, diyorsunuz. Bunu bakanlıkta da yaptık. Mesela en uç gruptaki kişilerle aynı masaya oturduk. Birlikte paylaştık. Bir şey yapılacaksa gelin fikrinizi söyleyin dedik. Önce çok inanmadılar. Sonra bizim samimiyetimizi gördüler, masaya geldiler. Sonra fikirlerini söylediler. Sonra çıkan işi benden daha çok sahiplendiler. Ve o dönemin en büyük farkı oldu. Çok farklı görüşlerle bir arada çalışmak. Sonra başkan olduktan sonra da şimdi bir Gaziantep modeli.
Medve Gaziantep modeli diyorum, birlikte yaşama modeli. Birlikte iş yapma modeli. O kadar önemli ki çok farklı gruplarla biz oturup onlara diyorum ki ya mahkemeye, elbette hukuk devletinde mahkemeleştirdik ama hiç gerek yok. Oturalım. Anlaşamayacak, konuşamayacak ne var? Hepimiz sonuçta insanız ve hepimiz anneyiz ve babayız. 5 dakika sonra aynı dili konuşuyoruz. Sorun aynı masaya oturulmuyor. Hı hı. O duyguyu yakaladığınızda 5 dakika sonra çözüm çıkıyor. Doğru. O masayı kurmak lazım. Şey çok konuşulur biliyorsunuz. Yan yana aynı cümlelerde getirilir. Siyaset ve vicdan. Çünkü bazen siyasi kimliklerde bildiğimiz tabii ki bu işin stratejileri var. Bu iş üzerine alınmış eğitimler var. Bir iletişim dili var ve bazen insan gerçekten o sosyal maskelerle davranmak durumunda da kalıyor siyasette. Bakanlık dönemlerinize, bugünkü başkanlık dönemlerinize baktığınızda bütün icraatler, içinde bulunduğunuz her şeyle ilgili en açıklığıyla soruyorum, imasız. Vicdanen rahat mısınız? Bütün gücümle en zor şartlarda bile çözüm üretmeye çalıştım. Elbette hiçbir şey mükemmel değil. Ama mükemmel iyinin de düşmanı sonuçta. Mükemmelliğe ulaşmak için de yine iyinin üzerinden gitmek gerekiyor. Kendi vicdanımda elbette eksikler var, hatalar var, yanlışlar var ama iyi niyetle ve gayretle iş çıkarma var. Dolayısıyla orada bir yamukluk yok. Eleştirilme noktasında da ben orada şöyle bakıyorum. Demek ki yeterince iyi anlatamamışız. Yani bu eksiklik varsa bizdendir. Çünkü karşıyı suçlamak çok kolay. O yüzden bize dair demek ki yeterince anlatamamışız. Böyle bir algı varsa bu algı yanlış diye direnmenin bir anlamı yok. Bu algı böyleyse bunu yönetmek gerekiyor. O yüzden bunu çözecek şey yine kendimiz. Siyasetçi olmak insanın duygularıyla karar vermemesi demek midir? Duygu çok önemli bence. Duygu zaten, duygu olmazsa robot gibi oluruz. Tam tersi o duyguyu hiç kaybetmeden karar vermektir. Gerçekten aileden sorumlu bakanlık geçmişi olan biri olarak da soracağım. Nasıl oluyor hissiniz aile içi şiddet olayı duyduğunuzda, bir kadın cinayeti işlendiğinde ya da ne bileyim bir çocuk zarar gördüğünde nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok kötü yani, zaten empati duygusu bende çok kuvvetli ve o duygu kendimi şiddet gören bir kadının yerine koymak, bir çocuğun yerine koymak ve onun başına gelenlerin bir daha gelmemesi için yapılması gerekenleri aşırı sorumluluk hissetmek empatiyle başlıyor. Yerinde görmezsen, yerinde hissetmezsen, ben o olabilirim demezsen zaten sahicilik kalmıyor. Kalmayınca da toplum enteresan, toplumda acayip bir terazi var. Kimmiş gibi yapıyor, kim sahiplenerek yapıyor. Sonuç istendiği gibi olmasa bile gayreti görüyor, samimiyeti görüyor, çabayı görüyor ve orada kendine göre bir şey koyuyor. Bir terazisi var, o terazisi çok güzel bir terazi. Beni çok etkileyen bir an oldu sizinle ilgili. Bir meslek insanı olarak değil de bir insan olarak aslında. Hiç alışık olmadığımız bir şey yaptınız bir gün. Samimiyetinizin de geçtiğini düşünüyorum ben. Birçok insan sizi izlerken salonda ve ekranda çıktınız ve dediniz ki gözümüzün içine baka baka ve gözyaşlarınızla ben insanım dediniz, ben yorgunum, benim canım çıktı dediniz. Seçim öncesi. Seçim öncesi, evet. Yıllardır mücadele veriyorum, makine olsa patlar, bilgisayar olsa patlar dediniz anlatırken de. Ne oldu orada içinizde, nasıl bir histi o? Ya o kadar zor bir dönem ki, dibinde koca bir savaş, 500 bin mülteci. Şehir en az zarar görsün diye büyük bir gayret gösteriyorsunuz ama karşı taraf sürekli yapılan işi değil, yapılmayan, işte bardağın boş taraf üzerinde sürekli bir negatif algı oluşturuyor. Oluşturanlar bizim kendi içimiz, kendi arkadaşlarımız, kendi yakınlarımız, kendi partilimiz. Odur o, onun dışa vurumudur. Ya hiç mi iyi bir şey yok Allah için? Bu kadar zor şartlarda, zor coğrafyada, zor bir dönemde büyük bir gayret gösteriyoruz. Allah için bunu görün. Bunu görün isyanıdır. Bir de ben şeye inanırım. Yorgunluğu bazen haykırabildikten sonra insan yeniden dirilir. Evet. Hani o hep söylüyoruz bazen. İnsan bazen kara deliklerden doğar ya da en düştüğümüz yer yeniden başlamanın başlangıç noktasıdır. Sanki yeniledi de sizi bu kadar samimiyetle aktarmak. Çocuk olduğunuz, çocukluk hayalleri kurduğunuz şehrin belediye başkanısınız. Nasıl bir his bu?
Çok büyük bir onur. Ama her imkan da bir imtihan. Ben aşırı bir şekilde bu verilen imkanların hesabının sorulacağını da düşündüğüm için, yani halkın nazarında da o duyguyu güçlü tutmak gerekiyor ve onun üzerinden planlamak gerekiyor her şeyi. Yani hem bir onur hem de sorumluluğu çok büyük diyorsunuz, evet, aslında. Evet, yani çok büyük bir sorumluluk, çok büyük bir onur, çok özel bir duygu. Bu bölümde size hayatınızı değiştiren şarkıyı soracağım. Hayatınızı değiştiren şarkı derken, başta ben yoruldum hayatı söylediniz. Ama onun dışında da bir hayatınıza, çocukluğunuza, gençliğinize gidin. Size umut olmuş, güç vermiş, bu karanlıklardayken dinlemenin iyi geldiği hangi şarkıyı ya da türküyü hatırlarsınız? O genç kızken Nilüfer'in ve Sezen Aksu'nun parçaları ilaç gibi gelirdi bize. Mesela en çok hangisi desem? Şimdi bana kaybolan yıllarımı geri verseler veya keskin bıçak. Çok sevdiğim iki parçadır. Ne hissettirir mesela kaybolan yıllar şarkısı size? Aslında geriye döndüğümüzde ne yapabiliriz duygusunu hissettirir. Ama ben geriye döndüğümde aynı şeyi bir daha yaparım. Yapardım. Orada sorun yok yani. Hep bir vurgunuz var. Partiler üstü olmak, herkesin bakanı başkanı olmak istiyorum dediğiniz bir şey var. Tam bu bilgiyle beraber üniversitede o TRT röportajında o günün siyasilerine sorduğunuz soruyu size sormak istiyorum. Gerçekten bu ülkedeki sorunları görüp düzeltebileceğinize dair inancınız var mı? Ben çok zor bir coğrafyada yaşadığımızı düşünüyorum. İbni Haldun'un söylediği coğrafya kaderdir diyor. Yani bir İskandinav ülkesinde de bakanlık yapabilirdik. Orada da doğabilirdik. Adamların tek gündemi bugün hava yağmurlu olacak mı? Şimdi bizim sabahleyin başlıyoruz başka bir gündem, akşam başka bir gündemle yatıyoruz. O genç kızın sorduğu soruya kalben çok rahatım, vicdanım çok rahat. Her şeyi tek başımıza düzeltemiyoruz. Çok zor bir alan. Ama işimizi iyi yapmaya odaklanıp oradan kendi vicdanının sesine duymak çok önemli. Ben o vicdanın sesini duyuyorum. Evet, toplum için hayallerinizi konuşuyoruz ama ben mesela size bir 70 yaş hayali sorsam, bireysel hayatınız için ne hayal kurarsınız kendiniz için? Şimdi artık çocuklarıma nikah kıyarken, kendi çocuklarımın nikahını kıyma evresinde, her yaşın başka bir dönemi var. Ona başladım. Çocuklara işte artık iyi bir aile kurmaları ile birlikte. O gününde de işte böyle Allah yaşatır ve nasip ederse torunlarımın, annemin nasıl bize destek verdiyse çocuklarımın ve torunlarıma destek vermeye devam ederim. Bir de bir vakıf medeniyetinden geliyoruz. O günün şartlarında bu makamlarda olmayacağız ama bir vakıf sistemiyle yine bir çocuğa, bir genç kıza, bir insana dokunacak sosyal sorumluluk, bu tecrübeyi sosyal sorumlulukla devam ettirmem gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarınız yetişkinler artık. Evet. Merak ettim şimdi çocuklardan bahsedince. Sizin mesela anne şefkatiniz nasıl ya da anne fırçası atar mısınız mesela? Ona da zaman yok. Öyle mi? Fırçaya zaman yok ama evet, sevgimi iletirim sürekli. İletirsiniz. Peki. Ama onlara yön veririm. Yani şu yaptığın yanlış, bana göre şöyle yapmalısın. Bu daha doğru. Onlar da mümkün olduğu kadar dinlerler. Son bölümün adı Cevap Hakkı. Bu bölümde hakkınızda yazılmış 3 eleştiriyi okuyacağım. Bunlar sözlüklerde, bloglarda, YouTube videolarında, özellikle gençlerin yazdıkları aslında. Buradaki amacımız sizin kalben bunları nasıl karşıladığınızı ve kendinizle kaldığınızda nasıl cevap verdiğinizi görmek. İlkini okuyorum. Gaziantep'i kişisel Instagram sayfası sanan belediye başkanı. Her hafta düzenli olarak billboardlardaki pozu değişiyor. Kendine göre haklı olabilir. Ben o zaman yeterince yaptığımızı anlatamadığımızı düşündüm. Aslında öyle değil yani. Tam tersi, çok şey yapıyoruz, çok az anlatıyoruz. Hayır, sizin göreviniz belediye başkanlığı yapmak, kentin sorunlarını çözmek. Antep mutfağının size ihtiyacı mı var? Onu da hem anlayanlar hem anlamayanlar var. Mesela mutfak işi, ben dedim ki kadın bir başkan geldi, yeme içme işi uğraşıyor demeyin. Dünya nereye gidiyor? Gastronomi, ekonomi, istihdam. Gastronomi dediğiniz şey ihracat, şehir ekonomisi. Dolayısıyla aslında
bunu yeterince anlatamadığımızı düşünüyorum. Yeme içme işi dediğiniz şey yeme içme değil, sofra tek sofra değil. Dünyada bunun üzerinde büyük bir ekonomi var ve biz hak ettiğimiz noktada değiliz. Binlerce çocuk şu anda şehirde çalışıyor. Bir pandemiden dolayı günlük çalışan restorandaki çocuklar çalışmayınca bir anda bir sürü sosyal sorun ortaya çıkıyor. Dolayısıyla onu söyleyenin tek mutfak olarak bakmaması gerektiğini, bu bakış açısıyla da bakması gerektiğini söylüyorum. Eski Aile Sosyal Politikalar Bakanı ve şimdiki Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kadın şiddeti ve kadın cinayetleri ile ilgili önerdiği çözüme bakar mısınız? Adım etmek. Bravo, şiddeti ve cinayetleri kökten çözecek daha yani fikirler bulan bir politikacısınız. Onu da anladım, yeterince anlatamadığımızı düşünüyoruz. Çünkü şiddetle mücadele, şiddet bir sonuç. Koruyucu önleyici tedbirde bir insan sürekli şiddet uyguluyorsa, ya da cinsel şiddet uyguluyorsa ve burada kendini kontrol edemiyorsa biyolojik bir sorunu vardır. Dünya bunun üzerinde yeni tedavi yöntemleri geliştiriyor. Onu da yeterince anlatamadığımız düşündüğümüz için öyle cevap verdiği kanaatindeyim ben. Burada sizinle olmak önemliydi. Çünkü siyaset dili konuşan birinin en özdeki insan dilini merak ediyoruz biz. Çünkü bence zaten o özü keşfettiğimizde daha fazla ön yargı perdeleri kalkıyor ve birbirimizi anlayabiliyoruz. Hayata mücadele eden bir kız çocuğu olarak gelmişsiniz. Aslında kendi kadın varlığınızı ortaya koyabilmek için sürekli savaşmışsınız, tırmanmışsınız. Hem yorgunsunuz hem de mücadeleden başka bildiğiniz bir hayat biçimi yok sanki. O yüzden de siz duracak gibi değilsiniz böyle baktığınızda. Yeter ki mücadele ederken içerideki duyguları, bazen kendinize şefkatinizi de ihmal etmeyin ki bize de daha çok şefkat verebilin bir siyasi olarak. Sağ olun geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Benim için de yıllardır program yapıyorum. İlk kez böyle farklı, derin, geçmişe dair, geleceğe dair sorular soruldu. Bu da bu programın farkı, sizin farkınız oldu. Sağ olun. Ben tebrik ediyorum böyle bir sistem kurduğunuz için. Ve bizi dinleyenlere de her şey gönüllerince olsun diyorum. Zaman ayırdıkları ve biz dinlemeye bu zaman ayırdıkları için onlara çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.